Herkese merhabalar, Nefis Yemek Tarifleri mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle hamuru zahmetsiz, şekillendirmesi çok keyifli, ağızda eriyip giden yumuşacık yapısıyla enfes bir şerbetli tatlı tarifi paylaşacağım. İstiridye tatlısı. Bu tatlı çok hoşunuza gidecek. Hem şerbetin tam çekiyor hem de fazlasıyla lezzetli. Videoyu sonuna kadar izleyip yorumlarınızı benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Şimdi dilerseniz hemen tatlımızın yapılışına geçelim. Öncelikle tatlının şerbeti için tencereye 3 su bardağı toz şeker ve 3 su bardağı suyu alalım. Ara ara karıştırarak şekerin erimesini sağlayalım. Şerbetimizi orta ateşte kaynamaya bırakalım. Kaynamaya başladıktan sonra ateşi kısarak 10 dakika daha kaynatmaya devam edelim. İçerisine çeyrek limonun suyunu ilave edip 5 dakika daha kaynatalım. Ocağı kapatarak şerbeti soğumaya bırakalım. Tatlının hamuru için yoğurma kabına oda sıcaklığındaki 250 gram tereyağı, 2 adet yumurta ve 3 yemek kaşığı tahini alalım. Malzemeleri elimizle güzelce karıştıralım. Kullanacağımız tereyağı ve yumurtanın oda sıcaklığında olmasına da mutlaka dikkat edelim. Böylelikle daha rahatlıkla karıştırabilirsiniz. Daha sonra 1 su bardağı irmik ve 1 su bardağı çekilmiş cevizi ilave edip yoğurmaya başlayalım. Dilerseniz ceviz yerine çekilmiş fındık da kullanabilirsiniz. O da çok yakışacaktır. 1 paket kabartma tozu ve biraz un ilave ederek hamuru yoğurmaya devam edelim. Ben toplamda 2 su bardağı un kullandım. Malzemelerdeki ufak tefek farklılıklardan veya unun kalitesinden dolayı un miktarı çok az değişebilir. Kontrollü olmanızda fayda var. Hamurumuz ele yapışmayan yumuşak kıvamlı olmalı. Çok fazla un ilave ederek hamuru sertleştirmeyin. Aksi halde şerbetini güzelce çeken kıyır kıyır tatları elde edemeyebilirsiniz. Hamurumuz hazır. Şimdi şekillendirme aşamasına geçebiliriz. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alarak avuç içerisinde yuvarlayalım. Üzerine hafifçe bastırarak yassılaştıralım. Ardından üzerine küçük bir çay bardağı ile kesikler atalım. Sonra elimizle bir ucunu hafif daraltarak istiridye şeklini verelim. Hemen bir tane daha göstermek istiyorum. Çay bardağı ile biraz aralıklı olacak şekilde yan yana çizikler atalım. Ucunu hafifçe daraltarak şekil verelim. Bu şekli bardak yerine bıçakla yapmak isterseniz hemen onu da göstermek istiyorum. Hamuru avuç içerisinde yuvarlatıp üzerine bastıralım. Bıçak ile önce ortadan çizik atıp daha sonra yanlara doğru çizikler atalım. Ben iki şekilde de gösterdim. Tercih sizin. Hamur bitinceye kadar dilediğiniz şekilde hazırlayabilirsiniz. Şekillendirdiğimiz tatlıları pişirme kağıdı serdiğimiz fırın tepsisine yerleştirelim. Önceden ısıttığımız 170 derece fırında kontrollü bir şekilde yaklaşık 35 dakika pişirelim. Tatlılarımızı fırından aldıktan sonra uygun bir fırın kabına dizelim. İlk sıcağı çıktıktan sonra, yani fırından aldıktan birkaç dakika sonra soğuyan şerbeti tatlıların her yerine gelecek şekilde gezdirerek dökelim. Tatlılarımızın şerbetini güzelce çekmesi için en az 3-4 saat dinlendirelim. Şerbetini çeken tatlıları süsleyerek servis edelim. Merak edenler için hemen söylemek istiyorum. Bu ölçülerle hazırladığınızda toplamda 30 adet tatlı elde edebilirsiniz. Deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun. Gördüğünüz gibi yumuşacık, kıyır kıyır, bir tanesi asla yetmeyecek, yedikçe yedirtecek türden bir tatlı. Tarifi denerseniz fotoğraflarınızı Nefis Yemek Tarifleri uygulamasında ilgili tarifin altına mutlaka ekleyin. Böylece sizden sonra gelip denemek isteyeceklere fikir vermiş olursunuz. Ayrıca hatırlatmak istiyorum, açıklamalara tarifin linkini ekliyorum. O linke tıklayarak Nefis Yemek Tarifleri uygulamasında bu tarifi tarif defterlerinize ekleyebilir, dilediğiniz zaman kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Sizin için daha önceden hazırladığım şerbetli tatlı tariflerimi videonun sonuna ekliyor olacağım. Ayrıca açıklamalardan hem bu tarife hem de çok daha farklı şerbetli tatlı tariflerine ulaşabilirsiniz. Henüz kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve yeni gelen tarifleri kaçırmamak için de zili tıklamayı unutmayın. Videomu vakit ayırıp buraya kadar izlediğiniz için özellikle teşekkürler.